Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye raporu anket sonuçlarını köşe yazısında değerlendirdi. Anketin deprem bölgesinde nasıl bir metotla yapıldığı konusuna değinen Altaylı, sonuçlarına göre deprem, seçmenin siyasi tercihlerini pek de etkilemişe benzemiyor, dedi. Cumhurbaşkanı yardımcılarını da vitrine koyarak seçime girme tezinin hala geçerli olduğunu belirten Altaylı, bu tezin Millet İttifakı'nın en önemli kozu olduğunun altını çizdi. Altaylı şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu seçilemez, tezi geçerliliğini giderek yitirmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu adaylığı giderek kesinleşiyor. İki yıl kadar önce Millet İttifakı'nın en önemli kozunun seçime Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcılarını birlikte vitrine koyarak gitmek olacağını söylemiştim. O zaman Yavaş Cumhurbaşkanı adayı, Akşener ya da belirleyeceği bir isim içişlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. CHP'den bir isim dışişlerinden sorumlu ve ortak bir isminde ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçime girmeleri lazım demiştim. Bu tezim, bugün hala geçerli ve hatta bugün daha güçlü bir şekilde geçerli. Tek isimdense çok iyi bir vitrin. Bazı kesimlerin ısrarla yaratmaya çalıştığı, Akşener son anda Cumhur İttifakı'na katılacak, algısı ise bana çok akılcı gelmiyor. Mevcut durumda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ikilisinin toplam oyları ile CHP, İyi Parti ikilisinin toplam oyları hemen hemen eşitlenmiş durumda. Arada standart sapma dahilinde bir fark var. Buna altılı masanın diğer dört partisinin alacağı oylar dahil değil. Bu durumda seçime kadar geçecek sürede iktidar oranı, %10 civarı olan kararsız seçmeni etkilemeye çalışacak ifadelerini kullandı.